Selam kardeşlerim. Evet, bugün çok mühim bir konudan bahsedeceğim ve mümkün mertebede kısa tutacağım ki izleyesiniz diye. Çünkü siz çok zaman uzun olduğu zaman seyretmek istemezsiniz. Kısa tutacağım kelime. Siz asla Müslüman olamazsınız. Eğer anladığınız dilde ilk Kur'an'ı okumuş olmaz iseniz mutlaka Müslümanlık nedir bilemezsiniz ve Müslüman olamazsınız. Nüfus cüzdanında Müslümanlık yazmayla sizin Allah katında da Müslüman olduğunuzu kabul edildiğini düşünmeniz absürttür. Yani ahmakça bir durumdur. Kendinizi aldatmayın. İlk şart, Müslümanlığın şartı, İslam'ın şartı, Kur'an'ın içeriğini anladığınız dille yavaş yavaş, ağır ağır, araştıra araştıra okuyup, acaba Türkçe meali de doğru mu aktarıldı diye araştırarak okuyup, okuduktan sonra, Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra içeriğini bütünüyle kabul ettiğiniz zaman Müslümansınız. Ve onu icraate geçirirseniz Müslümansınız. İşte Müslümanlığın ilk ve tek şartı budur. Yok 5 şartıydı, 15 şartıydı, 19 şartıydı, böyle bir şey yok. Sadece budur. Eğer Kur'an-ı Kerim okumadıysanız kendinizi aldatıyorsunuz, Müslüman olamazsınız. Anlatabildim mi? Güzel kardeşlerim. Ümit ediyorum Kur'an-ı Kerim'i diğer meallerin de hepsini karşılaştırarak bir yerde ayette şüphe ettiğiniz zaman diğerlerin de meallerine bakarak doğrusunu hem burayla hem burayla idrak edecek mümkünsünüz. Mümkündür bu. Bu ikisinden doğrusunu bulmak bu meallerin içinde. Ardından bu Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra kabul ederseniz içeriğini, Kur'an'ın içindekilerini mutlaka ve mutlaka şehadet etmiş olursunuz Müslümanlığa, Müslüman oluşunuza. Aksi takdirde nüfus cüzdanında yazmak bile veya anneden babadan, o Müslüman gözüken anneden babadan çocuk olarak dünyaya gelmek ve annenin babanın aldığı dini kabul etmekle Müslüman asla olamazsınız, kendinizi aldattınız. Siz o zaman Brezilya'da bu aborijinlerin çocuklar olsaydınız ateşe tapacaktınız, taşa puta tapacaktınız o zaman. Onu doğruluğunu kabul edecektiniz. Bu buna benziyor. Veya Rusya'da yetişseydiniz Ortodoks olacaktınız. Avrupa'da yetişseydiniz Katolik Hristiyan olacaktınız. Bunda ne fark var? Kendinizi niye aldatıyorsunuz? Haydi. Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Yavaş yavaş günde 19 ayet gitseniz de 4-5 ay sonra Kur'an'ı bitirmiş olursunuz ve çok sevinirsiniz. Size tavsiye, elinizde internette varsa, eğer sizi sıkıyorsa, sıkıcı geliyorsa, İniş Suresi'ne göre okuyunuz Kur'an-ı Kerim'i. Mutlaka size zevk verecektir. O günlere 1400 yıl öncesine gitmiş olacaksınız. Bir film seyredir gibi olacaksınız. Doğacaksınız. Söz veriyorum. Hadi selam. Kendinize.